21. yüzyılın yakıtı olarak adlandırılan bor, ülkemizde çok zengin yataklara sahip. Birçok alanda kullanılabilen bor, otomobillerin yağına katıldığında hem tasarruf sağlıyor hem de aracın gücünü arttırıyor. Beş yaşında ve 100.000 kilometreye yakın yol yapmış bu arabaya geleceğin yakıtı denen bordan elde edilen bir katkı maddesi koyuluyor. Mehmet Bey, bu sıvının içinde bor mu var? Evet, bu sıvının içerisinde nanoteknolojiyle işlenmiş bizim MCDP adını verdiğimiz bor elmas kristalleri var. 54 kilowatt güç üreten araba katkı maddesi konduktan sonra tekerleklere verdiği gücü 60 kilowata çıkarıyor. Bu şimdi bor madeni. Nanoteknoloji üretilen sürünme payesini 0.01'e düşürüyor. Efendim, şimdi boru arabaya koyduktan sonra ne çıktı? 60.7 kilowatt çıktı. Evet. Ne kadar arttırdı? Demin 54.1'di tahminim. Bu bir %10 bir performans demektir. Müthiş bir rakam bu bence. Evet, ve aracın orijinal beygiri, yani kilovatı söyleyeceğim, 59 kilovattır, 80 beygir. Araç şimdi 83-84 beygir civarında. Orijinalinden bile, sıfırından bile daha güçlü oldu yani. Evet, sürünme payını azalttı diye o yüzden tabii bir performans artışı var. Yakıt tüketimini de %20 azaltan bor katkılı sıvı her türlü araçta kullanılabiliyor. Dünya rezervinin %70'inden fazlasının ülkemizde olduğu bor madeni 21. yüzyılın yakıtı olarak adlandırılıyor. Nerelerde kullanılabiliyor bor? Bor tabii ki birçok sektörde kullanılıyor, ancak bizim bir teknoloji firması olarak 22 değişik sektörde projelerimiz var. Bunlar savunma sanayi, gemicilik, otomotiv sanayi, bunun yanında işte tekstil ve sağlıkla alakalı da düşündüğümüz zaman 22 değişik sektörde kullanılabilir. Bu 21. yüzyılın yakıtı bor. Dünya rezervinin %70'i ülkemizde. Bu arabanın performansını %10 artırdı. Acaba yakıt olduğunda ülkemize nasıl katkılar sağlayacak?